İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Cersoy. Bugün sizlere Counter Strike Global Offensive'de maç kazandıracak 5 ipucu vereceğim. Birinciyle başlayalım hemen. İlk ipucumuz sinirlenmeme üzerine. CSGO oynarken, hatta tüm oyunlarda, sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor ve oyunu, odağınızı kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü sinirlendiğinizde yapmayacağınız hareketler yapmak ya da belki takımla iletişimi reddetmek, takım oyununu reddetmek gibi hareketlerde bulunabiliyorsunuz. Ya da bir takım arkadaşınızla çok sinirlendiğiniz için onunla bir takım oyunu, belki de iletişimden kaçıyorsunuz ve bu da size maçı kaybettiriyor. En basit örneğiyle şöyle söyleyebiliriz. Bir hata yaptınız, belki yanlış yerde yanlış hareket yapıp öldünüz ya da roundu kaybettirdiniz. Size bağıran, çağıran, küfür eden bir adam düşünün ya da çok sakin bir şekilde "Hacı şöyle 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 yapsaydın daha iyi olur lan, ne yaptın lan, öyle yapılır mı" falan diye dalgaya vuran bir adam düşünün. Ya da tam tersi, sizin size karşı sinirlenen bir adama tepki olarak sizin de karşı bağırma çağırma gibi hareketlere girdiğinizi ya da affedersin deyip oyununuza devam ettiğinizi düşünün. Hangi durumda oyunun devamında daha başarılı olursunuz? Bu örnekten de yola çıkarak biraz daha sakin olmanın, biraz daha oyuna odaklanmanın, sinirlenmeden hareket etmenin size maçı kazandırabileceğini görebilirsiniz. İkinci ipucumuz haritayı bilmek üzerine. Rekabetçi seviyede CSGO'yu oynamadan önce oynayacağınız haritaları gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Bu size ne sağlar? Hani ben girerim hacı, zaten orada A yazıyor bir duvarda, bir duvarda B yazıyor, oradan yardırım falan diyebilirsiniz. Fakat öyle olmuyor. Adamların saklanma noktalarını, nerede yürüyüp nerede eğilerek ya da nerede koşarak gidebilmeniz gerektiğini, nereye bakmanız gerektiğini, nerede spot almanız gerektiğini, yani adamları nerede beklemeniz gerektiğini, nerelerde sizi buslayabildikleri herhangi bir yere ya da hangi duvarın arkasından, hangi materyalin arkasından sizin mermilerinizin geçebileceğini ya da adamların sizi beklerken nerelere pusabileceğini ve ona göre sizin cover almanız gerektiği yerleri bilmeniz için mapleri, oynayacağınız mapleri çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Yani Dust 2 olarak düşünürsek, B'ye girdiniz ama Dust 2'yi hiç bilmiyorsunuz. Ve bir anda tünelden girdiğinizi varsayalım, ölüyorsunuz. Bu herif nereden geldi diye düşünebilir. Ama orada tünelin karşısındaki girişte kutunun arkasında pusulabildiğini ve eğilerek düşmanın beklenebildiğini bilseniz oraya ilk bakacağınız yerlerden biri olabilir. Roundlarda bir anda ölmektense roundu kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Üçüncü ipucumuz hepinizin bildiği bir şey. Takım oyunu ve infolaşmak, yani bilgilenmek. Takım oyunu derken gerçekten de hani sadece kendi arkadaşlarınıza girmeniz gerekmiyor. Tanımadığınız insanlarla bile girseniz bu takım oyunu durumunu ilk roundlardan oluşturmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey çünkü düşmanın nereden geldiğine dair infolar, bilgiler ya da sizin takım olarak nasıl bir taktik belirleyeceğinize dair hareketleriniz tamamen bu takım oyunu olgusun içinde yer alıyor. Yardım isteyen bir kişiye nerelerden yardıma gitmeniz gerektiği ya da nerede hangi düşmanın kaç kişi olarak bulunduğunu bilmeniz tamamen bu takım oyun ve info içinde bulunan bir olgu. Size şimdi bir profesyonel maçtan video izleteceğim. Bizim dilimizde olmasa da bir altyazımız var. Ne kadar fazla ve ne kadar yoğun bir şekilde birbirlerine bilgi verdiklerini görebilirsiniz. Üstüne de her şeyden daha güzeli, bu bilgilendirmenin sonunda roundu kazandıktan sonra ne kadar eğlendiklerini görebilirsiniz. Böylece sadece oyunu sinirlenerek hard şekilde oynamak yerine oyundan keyif aldığınızda işlerin ne kadar daha yolunda gittiğini görebilirsiniz. Ya görüyorsunuz. Bu yarısı korktu kaçtı. Jag tror 3 stycken är low alltså. En är lång. Ut i mitt. En yard. Hjälp han. Du blockar mig Rille. 2 yard. En yard and side. Side en och en yard. Bibla. Side. Där side. Tills vi är skadad. Jag får bomben. Plattar in i side. Kan ävla va? Skadad. Träffar en skott. Jag är in i side med dig. Så vi hoppar ut samtidigt. Vi kör ut. 1, 2, 3. Nice! Scream kan vara sitta ner! Sitt ner i båten alltså. Bra grabbar. Hera! Dördüncü ipucumuz paraya göre oynamak. Bu ne demek? Kardeşim senin elinde 4750 dolar varsa gidip AWP çekmeyeceksin. Armor'unu alman gerekiyor. Ya da kullanıyorsan side silahını, yani pistolünü ya da bombalarını alman gerekiyor. O el 2700'e AK çekip 1000 dolara armor çekip sonrasında geri kalanla da diffuse kit alman gerektiğini bilmen gerekiyor. Ben hard AWP oynayabiliyorum, AWP almalıyım diyerek elindeki son kuruşa kadar bir silah yatırırsan bu senin için hüzünle sonuçlanacak bir round olacaktır.
Bunun dışında sadece kendi parana göre değil, takım arkadaşlarının da parasına göre oynaman gerekiyor. Tüm takım ekoyken, yani ekonomiyken, yani sadece sidearmlar, pistol tarzı silahlar çekiyorken, belki hiçbirini çekmeyip sadece armor çekiyorken, sen gidip AVP alırsan, auto alırsan senin içinde, takımın içinde üzücü bir round olur. Tabii şöyle durumlar var. Çok 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 iyi AVP oyuncusundur ki bu da çok zor bir şey. AVP'ni alırsın takımın ekoyken ve bilirsin ki sen 1-2 adam düşüreceksin. O düşürdüğün adamların silahlarını da takım arkadaşlarına alabilir. Fakat çok büyük risktir. Bu tarz durumlarda takım arkadaşlarından tepki görüp deminki maddede bahsettiğimiz takım oyunu düzenini bozmamak için takım arkadaşlarına bu durumu sorman. Ya bak kardeşim, ben ekoyuz, tamam. AVP alayım mı? Bak AVP aldıktan sonra da $1000 param kalacak. Sizinle eşit olacağım zaten gibi muhabbetlerle AVP almanı takımın da kararına bırakman hem takım oyunu açısından hem de roundu kazanmak açısından gerçekten çok önemli. Beşinci ve son maddemiz rakip takım analizi. Evet, kendi takım oyunumuzu kurduk. Kendi paramıza göre oynuyoruz. Haritayı çok iyi biliyoruz. Her şey mükemmel. Fakat rakip takımın analizini doğru yapmadığın sürece bu tam olarak bir bütün ifade etmiyor. Bu ne demek? Rakip takımın analizi derken neleri kastediyorum? Rakip takımın oyun tarzı. Hangi side'ı kaç kişiyle tutuyorlar, mid'de nerede duruyorlar, rakip takımın camp spotları ya da rushladıklarındaki tavırları ve hepsinden farklı olarak rakip takımın ekonomi analizi. Yani bir round'un başında rakip takımın o round'a eco kalacağını biliyorsanız bir hesaplamayla, bu sizin oyun tarzınızı tamamen değiştirebilir ve ona göre belki silah çekebilirsiniz ya da ona göre bir plan yapabilirsiniz. Eko olan takımı rushlayacağını büyük ihtimal varsayarak ona göre bir pozisyon alabilirsiniz. Ve bu da roundu, dolayısıyla da belki birkaç roundu ve maçı sizin lehinize ya da aleyhinize çevirebilir. Bu tarz bilgiler gerçekten büyük önem arz ediyor ve maçı sizin lehinize çevirebilecek durumlar. Elbette Counter-Strike Global Offensive oynarken binlerce, on binlerce trick, tip, yani ipucu, taktik ve benzeri şeyler paylaşabiliriz. Ama maç kazanmak için, bir maçı kazanmak için benim seçtiğim en önemli diyebileceğimiz 5 ipucu bunlar. Tabii ki de düzgün aim almak, iyi bir spray, bunlar çok önemli şeyler. Ama burada size anlatarak iyi spray yapmayı ya da iyi aim almayı öğretemeyeceğimize ya da öğrenemeyeceğimize göre onların dışında daha oyun sistematiğine bağlı konulardan ipuçları vermeyi tercih ettim. Umarım işinize yarar. Bu maddeler sizin işinize yaradıysa ya da yaramadıysa belirtirseniz çok sevinirim yorum olarak. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın.